San Francisco Güzel Sanatlar Müzelerinden biri olan The Young Müzesi'nin fotoğraf stüdyosundayız. Karşımızda bir Japon paneli var. Bu panel 20. yüzyıla ait bir eser. Japon Amerikalı olan bir sanatçının, Masami Teraoka'nın eseri. Eser, Japon ve Amerikan kültürüne ait öğeleri başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Teraoka, o zamanların önemli olaylarından biri olan AIDS salgınını eserine konu etmiş. O dönemin ne kadar korkutucu olduğunu hatırlamak şu an gerçekten çok zor. 1986'ya gelene kadar on binlerce kişi ölmüştü ve Washington'da bu salgını gündeme almak ve onunla mücadele etmek isteyen herhangi bir siyasi irade de yoktu. Masami Teraoka bu eseri bir arkadaşının çocuğunun kan nakli sırasında AIDS kapması hikayesi üzerine yapma kararı almış. Teraoka bu sayede döneminde son derece politikleştirilmiş bir kriz olan bu hastalığı evrenselleştirme ve insanları etkileyen yönlerini açığa çıkarma şansını bulmuş. Konunun evrenselliğini göstermek istemiş ve hastalığın dünya üzerinde yaşayan herhangi birini etkileyebileceği mesajını vermiş. Son derece kişisel ve bireysel olan bu trajediyi sosyal ve politik diğer konularla aynı düzeye taşımış. Hikayeyi anlatmak için Japon sanat tarihinin tüm öğelerinden faydalandığını söyleyebiliriz. Bunu Japonya'da son derece geleneksel olan dört parçalı bir panel kullanarak yapmış. Edo döneminden Ukiyo-e olarak adlandırılan ahşap üzerine yapılan baskı geleneğini kullanmış. Eserin ismi Amerikan Kabuki. Kabuki de son derece popüler ve erişilebilir olan geleneksel bir tiyatro formatıdır. Kabuki hem son derece açık ve erotik içerikleri hem de son derece kapalı politik içerikleri konu alır. Kabuki tiyatrosunda sansür uygulanır. Güncel olaylar kanun dışı kabul edildiğinden insanlar tarihi konuları kullanarak güncel yozlaşma ile ve anlatılması gereken diğer konularla ilgili hikayeleri anlatıyorlarmış. Eserde kadının yüzündeki çılgın ve şok geçirmiş ifade diğer tüm duyguların önüne geçiyor. Zorlukla seçilen çocuğuna sarılmış ve yüzünde çok büyük bir çaresizlik var. Rüzgarda dağılmış saçları ve neredeyse boş diye tabir edebileceğimiz bir bakışı var. Buluta benzeyen bu formlar hayatlarını AIDS sebebiyle kaybetmiş insanları temsil ederken kadının saçlarıyla da büyük bir uyum içinde. Figür kabarmış bir dalganın içinden ayağa kalkıyor. Dalgaların kadını suyun içine çekmek isteyen parmaklara benzediğini fark ettiniz mi? Dalgaların ölümün iskeletimsi parmakları olduklarını söyleyebiliriz. Sanatçı da bu dalgalardan, sanatsal açıdan ilham aldığı ve ondan önce gelen sanatçıları değerlendirecek olursak, Hokusai'nin küçük bir kayığı yutmak üzere olan büyük dalgayı betimlediği eserini örnek verebiliriz dalga, eserde, AIDS salgınının dünyadan alıp götürdüğü şeyleri simgeleyen yıkıcı bir kuvvet olarak resmedilmiş. Kadının dişleri siyah. Bu Edo döneminde bir kadının evli olduğunu göstermek için kullanılan bir simgedir. Ancak kolundaki, alnındaki ve yanağındaki yaralarla birleşince daha karanlık bir şeye, yani kadının AIDS'in belirtilerini gösterdiğine işaret ediyor. Kabuki tiyatrosunda tıpkı bir far gibi göze uygulanan yeşil-mavi göz gölgesi hayaletleri ya da korkuyu temsil etmek için kullanılır. Sanatçı neredeyse 200 yaşında olan bu simgeleri yeniden hayata geçirmiş. Eserde kullanılan kaligrafi de kabuki tiyatrolarının reklamlarında kullanılan yazıları andırıyor. Gözümüzün önünde çözülen kocaman bir anlatı, bir hikaye var. Hikayenin bir yan hikayesi olduğundan da bahsedebiliriz. Sol köşede çiftleşmek üzere olan iki balığa saldırmak için gerilmiş bir fregat kuşu var. Çok tehditkar duruyor. Bu kuşlar diğer kuşların ağızlarından balık çalmalarıyla ünlüdürler. Kuşun yaşamın son bulmasını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yaşamın döngüleri yani balıkların temsil ettiği doğurganlık ve onlara saldıran yani ölümü temsil eden kuş aynı zamanda bir çatışmayı da simgeliyor. Aynı çatışma umut ve yeniden doğmayı temsil eden parlak ay ve onu kapatmaya çalışan fırtına bulutları arasında da var. Kadının kimonosunun kenarlarını oluşturan ve kaligrafiye benzeyen çizgiler de çok ilginç. Eserin tamamı güzellik ve trajedi arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor. Hasılat rekorları kıran etkileyici bir film izlediğini hissine kapılmıyor musunuz? İşte bu da filmin en dramatik sahnesi. Yazılar, sahnenin güzelliğini destekler nitelikte. Şöyle yazıyor. Akşam, bulutlar çok sarsıntılıydı. Adeta bir fırtına habercisi gibi. Dalgaların sesi kuvvetliydi. Siyah bulutlar sahile yayılmaya başlamışlardı. Akşam ilerledikçe dolunay bulutların arasından yüzünü gösterdi. Aniden bir ses duyuldu. Yardım edin. Yardım edin. Ses o kadar zayıftı ki duyanlar bunu gerçekten duyup duymadıklarına ya da dalgaların sesiyle karıştırıp karıştırmadıklarına karar veremediler. <laughs>